Ablama katılmıyorum da 6 yıl cezaevinde yattım. Ağustos ayında çıktım abla ben de. İnanın yani ben bu malum darbe diye tutulan olaylardan dolayı girdim. Ve soy isim yanlışlığıyla girdim. Şaka yapıyorum. 6 yıl sonra bu ortaya çıktı. 6 yıl yattım cezaevinde biliyor musunuz? 6 yıl cezaevinde isim benzerliği yürüdü. İlk tutuklanma sebebi inanın bana 6 yıl Süleyman var ama soy ismi yok diye çıktı. Ondan sonra geldim. Ondan sonra böyle oldu 6 yıl ve bu süreçte benim işim gitti, eşim gitti, hepsi gitti. Şunu şöyle dedim yani kendime, suçlu olarak girseydim daha mı iyiydi? Yok, hiçbir şey çalmadım, hiçbir şey yapmadım. Çevrem bana hep destek oldu. Herkes benim ne iş yaptığımı, ne yaptığımı çok iyi biliyordu. Ben kafe işletiyordum, hiçbir şey de yapmamıştım. E bu süreçte de kendi kendimize bununla teselli ederek, çünkü sıkıldı eğer çaresi olan şey de, sıkılmanın bir anlamı yok yani. Çaresi varsa onda bir iş yapacaksın. Ama çaresi olmayan bir şeyde de mızmızlanmanın anlamı yok. Çaresi yok çünkü. 60 beni adam anlamıyor derdimi. Çalıştırıyorlar mı içeride? Nedir? Nasıl geçiyor? Yok, bize çalıştırmıyorlardı hiç. Bize tamamen dışarıdakiler destek veriyordu. İşte kardeşim olsun, ailem olsun onlar destek veriyordu. Bize çalışma, bir el eğitimi, bir iş becerisi konusunda hiçbir şey yaptırmadılar. Siz, yaptırmıyorlar. Siz 15 Temmuz'dan ötürü mü bir isim benzerliği? Anladığım evet, 15 Temmuz'dan sonra. İçeride hain muamelesi gördünüz o zaman abi. Tabii canım. Görmez olur muyuz? Herkese açık görüş var sana yok. Herkese kapalı görüş var sana yok. Herkese telefon hakkı var sana yok. Herkese şu an mesela telefon kuruldu. Her şu an şeyde cezaevinin her odasında, her koğuşta telefon var. Artık eskiden telefonla... Telefon şimdi onlara görüntülü hakkı var. Haftalık yarım saat görüntülü konuşabiliyorlar telefonla aileleriyle. Ama biz konuşamıyorduk. Biz 10 dakika sesli konuşabiliyorduk. Onlar ziyaretçisi de gelmezse o hafta bir yarım saat daha ekleniyordu. Bir saat. Bir saat boyunca görüntülü konuşabiliyorlardı. Senin ister gelsin ister gelmesin. Yine 10 dakika. Efendim 6 yıl yattınız ve isim benzerliği yüzünden. Doğru anlıyorum değil mi? Evet. İlk tutuklanma sebebim. Bir şundan birisi var. Ama... O sensin. Hatta bunu söyleyen kişi dedi ki evet böyle birisi vardı ama o bu değildi dedi. Beni gösterdi. Ama düştüm bir kere artık kurtulamazsın. Yani dedim ya çaresi olmayan şeyde evet. Mızmızlanmayı bıraktık. Evet. Kendimize kitap okuduk. Namaz kıldık. Yani kendi kendimize öz eleştirimizi de yaptık. Her şeyini yaptık. Ortamda ayakta kalmaya çalıştık. Benim bir kızım var. Mesela eşimden ayrıldım ben bu süreçte. Yani dışarı çıkınca bir şeyler yapmam lazım. Dedim ya çürütmenin sadece kendime zararı vardı. Ben de o bu süreçte kendi kendime ayakta kalmak için orada her şeyi yaptım. Sizin süreciniz nasıl bitti? Beratla mı bitti? Yani pardon mu dendi yoksa ceza mı işlendi? Benim süreç herkese denetimli serbestlik veriliyor ya. Bilirsiniz bir yıl denetimli serbestliği aldılar. Bana o bir yıl denetimi de vermediler. Bize vermiyorlar yani. Ben o bir yılı da yattım, 6 yıl yattım. 7,5 yıl cezamla 6 yılı yatırdılar. Bir yıl yani 1,5 yıl. Vermemek için her şeyi yapıyorlar. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Açık açık kimisi de söylüyor vermiyoruz diye. Ben o süreçte denetimli serbestliği dahi alamadım. 6 yıl gitti ve ben denetim yani tahliye olmadan 1,5 ay önce annemi kaybettim. Düşünün ben eğer denetimli serbestlikte bir yıl önce çıkabilseydim annem belki o duruma gelmeyecekti, kanserden vefat etti. Artık o da bir yerden sonra dayanamadı. Allah rahmet eylesin. Amin. Yani Allah'ım sebep olanlara da inşallah ahirette o köprünün başında bekleyeceğim yani. Bu diye. E bu işin bir de öbür tarafı var ya. Yani dediğim gibi ülkenin gidişat ve hukuk açısından baktığımız zaman bu gariplikleri yemin ediyorum yaşamayan hiçbir şey bilmiyor. İçeride sizin gibi mutlaka suçlular var. Yalnız var, masumlar da vardır. Biz zaten onlarla bizi ayırıyorlar. Açık söyleyeyim mesela. Darbeye karışmışlarla karışmamışlar bir kere zaten ayrı yatıyor orada. Ya onlar ya Silivri'de kalıyorlar ya başka bir yerde. Ama benim kaldığım öğretmen, polis memuru, öğrenci hep böyleydik yani. Ne bileyim orada çalışan işçi. Yine bu darbeyle alakalı mıydı sizin kaldığınız? Tabii biz hep aynı suçtan olanları kategorik olarak ayırmıyorlar. Şimdi hepsi beraber kalıyor onlar. Bu af konuşuluyor, büyük bir af konuşuluyor. Seçime yakında hükümetler oy kazanmak için biliyorsunuz böyle icraatleri var. Bu af çıkarsa oradakilere yarayacak mı? Yaramaz. Gene yaramayacak. Herkese yarar onlara yaramaz. Yani oldu zaten ya şu ama şundan olanlar hariç. Şimdi öyle bir sıkıntılı konu ki efendim bu biliyorsunuz bunun hakkında birazcık bile konuşanlara direkt bir şey ilan ediyorlar. Ama artık bazı şeyler konuşulmaya başladı. Şimdi röportajdayken ben bunu tekrar söyleyeceğim. Yasin Akgül isimli bir er var. Annesiyle ben röportaj yaptım ekmek sırasında. Bu er kardeşimizi köprüye götürüyorlar. Komutan vur emri veriyor. Vurmamasına rağmen komutanın bir de üstüne komutan bu kardeşimizi vuruyor. Ayağından yara alıyor. Şimdi bu çocuk 6 yıldır içeride er. Bakın er tekrar ben söylüyorum. Ben de erle kaldım mesela Muhammed Siz Ali. Siz hiçbir erle kaldınız tabii.
Muhammed Ali Aktürk vardı mesela, Er. Çocuk Afyonlu, Afyon'dan hiç hayatında çıkmamış biliyor musunuz? Ortaokul mezunu. Ama çocuğa terhis tezkeresi, yani tezkereye 3 günü var. 3 gün kala demişler ki bir tatbikat var. Ben de diyor abi diyor bir aksiyon olsun kendim artık gidiyorum dedim diyor. Bir aksiyon olsun diye bindim arabaya diyor. Köprüye çıktık diyor. 15 Temmuz Köprüsü'nü İstanbul'da yapmış aslında. Şu oldu bu oldu diyor ve neticesinde diyor bir baktım diyor kendimi burada buldum. Ve çocuğun hiç yani hiçbir şeyi yok. Er 3 gün kalmış tezkeresine ve 12,5 yıl ceza almış. Ben çıktığımda o hala yatıyordu. Yakın akrabaların, yani en yakın tanıyanların bile ya bir şey olmasa almazlardı seni diyorlar ya. Ya vallahi çok zor. Yani ben inanmıyorum yani zihniyet değişmedikten sonra bin tane af çıksın ne bileyim yüzlerce başka bir hükümet değişsin hiçbir şey değişmeyecek yani. Çünkü anlamıyor insanlar, bilmiyorlar yani niye olduğunu, neden olduğunu. Araştırıp sorgulamadıktan sonra hiçbir şey değişmeyecek suçlular bence. Suçlular suçludur. Kim darbeyi yaptıysa suçludur. Bu insanları şehit edenler de teröristtir. Amenna. Birçok masum da yanmıştır. Doğru yani, mu? Yani bunu artık siyasetçiler bak, söylüyor. Bakın biz 100 tane bak çok söylüyor. Net söylüyorum. 100 taneden 99 masum biri suçludur. Abi bak, sen çok net söylüyorum. Verdin, perişan ben çünkü abi. Ben cezaevinde yaklaşık 6 yılda belki de 1000 kişiyle kaldım. Ben içerisinden bir kişiyi görmedim benim kaldıklarımda. Hiç demiyorlar mı darbeyi biz yaptık vesaire böyle diyenlere hiç rastladın mı? Hayır canım ne alakası? Demiyorlar. Hayır da darbeyle çünkü dedim ya öğretmen ya adam öğretmen. Adam öğrenci. Adam ne bileyim bir yerde memur. Adam bir tane matbaada işçi ya. Matbaada Tayyip işçi. Tayyip Bey'in bir sözü vardı o kadar doğruydu ki bu meselede. Dedi ki alt tabaka ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet. Alt tabakadan alınanlar oldu. Bunu söylemelerine rağmen niye alt tabakadan aldılar ve bu insanları mağdur ettiler bilmiyoruz. Ama 6 yıl yattım diyorsunuz efendim. Dediğim gibi bir insanın ömründen 6 yıl alınması dehşet bir şey. Gerçekten zor. Rabbim inşallah içeridekilere de yardım etsin. Vallahi tez zamanda kurtarsın inşallah herkes. Bakalım neler olur.